Arkadaşlar merhabalar. Biraz da oyunlar üzerinden size token nasıl kazanılır ya da NFT nasıl kazanılır, kazanılan NFT'ler nasıl satılır. Biraz da bunlar üzerinden para kazanmayı anlatacağım size. Bugün de tanıtacağım oyun League of Kingdoms diye bir oyun. Hem mobil versiyonu var, hem PC versiyonu var. Yani tarayıcı üzerinden oynayabiliyorsunuz. Ben telefonda oynamıyorum, direkt bilgisayarım üzerinden oynuyorum. Dolayısıyla hani siz hangisini tercih ederseniz. Ama güzel getirisi var. Ben de neredeyse yaklaşık 2-3 ay oldu başlayalı ve gayet aylık 30 dolar. İşte biraz da tokenin fiyatına bağlı olarak değişiyor. İlk girdiğimde 40-50 dolar. Bu ay özellikle bir 30 dolara yakın kazandım bir ayda. Ve çok da bir şey açıkçası yapmıyorsunuz. Tabi başlarda biraz uğraşmanız gerekecek. Ben bu arayüzü de anlatmayayım size. Burası yine videonun açıklamaları kısmına linkini koyarım. Oyunun adresini, oyunun sayfasını açtığınızda zaten şu yöntemlerle giriş yapabiliyorsunuz. Sakın guest kısmını seçmeyin. Bunlardan biriyle, yani aktif kullandığınız bir hesapla oyuna giriş yapın. Çünkü daha sonra para çekebilmek için KYC falan yapmanız gerekiyor. Bu Mayıs ayından itibaren, pardon bu, bir dakika ya, bu oyun değil. Yok yok, pardon. Bunda öyle bir şey yok. KYC falan yok. Yok, orayı geçin. KYC yok. Bu oyun değil. Birkaç oyun var oynadığım, aktif ve güzel kazanç yapan. Onları diğer oyundaydı öbür KYC isteyen. Okey. Bunu da herhangi bir buradaki hesabınızdan giriş yapabilirsiniz. Google, Apple ya da Facebook ya da kendi bir e-mail adresinizle. Ben direkt kendi Google hesabımla giriş yaptım. Oynamaya başladığım birkaç ay oldu. Şimdi kendi hesabıma geçeyim, ben giriş yapmıyorum buradan. Şimdi oyuna giriş yaptığınızda sizi böyle bir ekran karşılıyor. Zaten bir level, bir kaleyle başlıyorsunuz. Oyunun dışına da bir geleyim öncelikle. Şöyle bir kaleniz oluyor. Bakın benim kalem burada. Bunun gibi ben şu an bir klanda olduğum için tabii etrafımda kendi dost klan kalelerim var. Bu oyundaki amaç işte klasik strateji oyunları sevenler bilirler. İşte adam basıyorsun, yemek işte şurada kaynaklar, yemek, odun, tahta, altın vesaire, bunlarla kaleni geliştiriyorsun falan falan. Burada değerli olan şey şu elmas. Bu elmasla çünkü para gibi düşünün, oyun içindeki birçok şeyi satın alabiliyorsunuz. Amaç bu oyunda kalenizi geliştirip başka klanlarla, başka şeylerle, insanlarla savaşmak. Oyunun kendi büyük organizasyonları vesaireler oluyor. Orada Loka Token diye, hatta bunun Binance'te sergilendi, kendi tokeni var. Onun karşılığında Binance'teki Loka Token'den alabiliyorsunuz. Onun da değeri en son 1,5-2 dolardı ama bilmiyorum ben. O savaşlarda açıkçası katılmadım. Klanla birlikte değildim ben. Bile klandan çıktım çünkü benim amacım daha çok hemen basit gelir elde etmek. O klan savaşlarına girdiğinizde de çok uğraşmanız gerekiyor. Adam basacaksınız, başında duracaksınız falan filan. Hatta belki cebinizden para yatırmak zorunda bile kalacağınız zamanlar olabiliyor. O yüzden ben tercih etmiyorum. Ben sadece hiç para yatırmadan, sıfır yatırımsız kendi oyun stilimi anlatacağım size. Bu oyunu böyle oynarsanız da rahat para kazanabiliyorsunuz. Şimdi giriş yaptıktan sonra size böyle bir arayüz gelecek. Burada işte şu an bilmiyorum kaçla başlıyorduk. Bunları, sayıları ne kadardı bilmiyorum. Ama zaten oyuna giriş yaptığınızda burada verecek size belli bir resource veriyor. Burası kendi alanınız. Burada gücünüz. İşte hatta içine girelim. Ben mesela C24 kontinentindeyim. Şu an bilmiyorum kaç geldi. Belki şu an 35-40 falan serverına gireceksiniz siz büyük ihtimalle. Şu an arka arkaya açılıyordu yeni serverlar. Bilmiyorum. O yüzden bu aynı serverda oynama ihtimalimiz yok. Yani bu server tamamen dolu artık. Ama yine açtığınız bir serverda sizin gibi olan insanlarla başlamanız daha mantıklı. Zaten bu server çünkü bayağı uçtu gitti. Burası arayüz. Burada askerlerinizi görebildiğiniz bir alanınız oluyor. Bunlar da benim bastığım 3 aydır oluşturduğum askerlerin bütünü. Tabii sizde başta şu bunlar olmayacak. Bundan da dandik askerler var. Onlarla başlıyorsunuz. Askerin amacı şu: oyunda madenleri kazıyorsunuz. Madenleri kazdıkça, yani yemek yerlerini, işte odun yerlerini, hatta onları da göstereyim. Bakın bu bir taş alanı. Buraya gönderiyorsunuz. Yaklaşık bakın burada benim 7 tane ordu çıkarabilme hakkım var. Siz başta 5 tane çıkarabiliyorsunuz. Kaleyi geliştirdikçe bu sayı artıyor. Ortalama 600 bin taş kastığında 2 saatte, 2 saat 47 dakikada. Tabii ben kalem geliştirdiğim için daha hızlı yapıyor bunu. Siz de büyük ihtimalle daha yavaş yapacak. Amaç bu. Maden işte kazıyorsunuz. Taş kazıyorsunuz, odun kazıyorsunuz, altın ve buradaki kaynakları arttırıyorsunuz. Bu kaynakları arttırıp daha sonra satıyorsunuz. Oyundaki amaç bu. Yani benim oynama amacım bu. Tabii başkaları başka şekilde de oynuyor, dediğim gibi. Kalesini 30 level zaten en maksimum leveldir. Ben başta biraz kastırayım dedim. Klan savaşlarına girelim falan dedim. Sonra bir baktım gerek yok, o kadar zaman ayıramayacağım. Günlük ben
girip 15-20 dakika oynuyorum. Gayet de güzel gelir elde ediyorum. Şimdi burası dış görünümü. Şuradan tıkladığınızda kalenizin içine giriyorsunuz. Bunların her biri geliştirilebilir bir bina gibi düşünün. Bunlara kaynaklarınız oldukça upgrade ediyorsunuz. Çok basit. Kalenizi buradan upgrade ediyorsunuz. Benim 27 level. Mesela 28'e geçmem için 64 milyon falan kaynak diyor. Tabii ben bu kaynaklar bende vardı ama ben bu kaynakları artık kale geliştirmeye kullanmıyorum. Çünkü bir amacım yok oyunda kaleyi geliştirmekle ilgili. Ben bunları direkt satmak üzerine artık NFT'ye çevirip satabiliyorsunuz. Dolayısıyla benim kalemin en fazla gelişeceği level bu olacak. Bu kale içinde siz ilk açtığınızda burada bir 3 tane boşluk olacak. Buraya istediğiniz binaları dikebiliyorsunuz. Zaten onları kendiniz anlarsınız. Tek tek çok da detaya girmeyeyim. Videonuzun olmasın. Buraya bunlar size günlük. Benim ortalama işte yaklaşık 1-2 milyonluk yemek geliyor. 3-4 milyonluk odun geliyor falan. İşte taş olan yerler var. Bunların doldukça zaten bakın üstünde toplama işareti var. Full dolduğu zaman bu sarıya falan dönüyor. Ben mesela bir kere tıklıyorsunuz. Otomatik bütün odunları topladı bakın. Ben daha yeni topladığım için az veriyor şu an. Yüzer bin adet verdi. Bunları girip günlük topluyorsunuz. Yapmanız gereken işlem bu. Bunların da seviyeleri var. Ben hepsini 27 levele getirdim ki çünkü daha çok kaynak versin. Ben de daha çok satabileyim. Amaç o. Yapacağınız işlem bu kadar. Kaleyi geliştirmek. Kaleyi geliştirdikçe bunları geliştirmek. Şu ekim biçim yaptığınız madenlerinizi geliştirmek. Daha sonra da asker, zaten başta asker basmanız da lazım. Askerlerinizi basıyorsunuz ve şu madenler saat, her saat 10 geçe, yani işte biri 10 geçe, 2 10 geçe, 3 10 geçe bu madenler yenileniyor, sıfırlanıyor. Hemen oraya askerlerinizi göndermeniz lazım. Burada gördüğünüz gibi bir sürü sizin gibi oynayan insanlar da var. Herkes bu madenlerle kapmaya çalışıyor. Ama siz yeni haritada başlayacağınız için bu kadar full bir yerde oynamayacaksınızdır büyük ihtimalle. Boş olacaktır. Bu şekilde gördüğünüz gibi oyun içinde bunlara saldırabiliyorsunuz. Bunlar size işte az az zar ödül falan veriyor ama yani dediğim gibi uğraşmanıza gerek yok. Amacınız şu olmalı. Buradaki madenleri kazıp bu sayıları arttırıp bunları satmak üzerine bir sistem kurmanızı ben öneririm size. Benim gibi 27 level yapmanıza da gerek yok. 20 level yapmanız yeterli. Şimdi onu da size anlatayım nasıl yapacaksınız. Maden nasıl satabiliyorsunuz bu NFT'leri. Şimdi buraya tıkladığınızda şurada bakın NFT kısmı var. Çünkü bunların hepsi birer NFT aslında. NFT'ye çevirebildiğiniz kaynak gibi düşünün. Şimdi buraya NFT'ye geldiğinizde şurada resource kısmı var. Burada mint'e tıklıyorsunuz. Tabii bu poligon ağında olan bir oyun. Yani metamaskınız olmalı. Bu oyuna metamaskınızı bağlamalısınız. Burada gördüğünüz gibi bakın burada da poligon ağını mainnet olarak testnet falan değil. Bu bildiğiniz kendi poligon ağınızın olan bir şey. Oyunun aktif öyle oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla metamaskınız olacak. Poligon ağını kurmuş olacaksınız. Bağlamış olacaksınız. Tabi mint edebilmek için fee kesiyor. Buraya 0,05 dolar yani 1 dolarlık hatta bir fee ücreti atarsanız bunları ilk başta mint ederken lazım olacak. Onu her yerden Binance'ten, Metamask'a vesaire bir yerden atabilirsiniz. Onu internette ararsanız bulursunuz da zaten. Şimdi resource kısmında mesela benim size anlatacağım şey şu. Önemli dikkat etmeniz gereken. Bakın level 20 olmadan yani kalenizi level 20 yapmadan bunları mint edemiyorsunuz. Mint edemediğiniz için de satamıyorsunuz. Doğal olarak ilk önceki hedefiniz bu oyuna girer girmez kalenizi 20 level yapmak. Ben ortalama 4 günde falan 10 level yaptım. 20 level'e gelmek 2 haftanızı rahat alır. Belki de ya bir tık daha uzun ya bir tık daha kısa da olabilir. Sizin oyun sürenize bağlı değişir. Dolayısıyla ilk hedefiniz 20 level'e gelmek olsun. Ondan sonra kaleyi upgrade etmenize de gerek yok. Sadece bunları üretin ve satın. İkinci durum NFT yarattığınız her NFT 8 saatte bir yaratabiliyorsunuz. Bu da demektir ki günde 3 kere NFT. Yani bunları günde 3 kere mint edebiliyorsunuz. Daha fazla yapamıyorsunuz. Üçüncü durumda NFT'yi yarattığınızda %40'ını sizden alıyor. Yani ben şu an mesela 16 milyon odunum var. Ben bunu yarattığımda 10 milyonluk bana bir NFT veriyor. Ama 14 milyon kesiyor. Öyle düşünün. Yani oyunun sizden kestiği fee ücreti gibi düşünebilirsiniz. %40'ını oyuna alıyor. Bunun dışında da başka bir şey yok. Nasıl mintliyorsunuz? Buraya tıklıyorsunuz hangisi? Şimdi 15 milyondan fazla olması lazım 10 milyonluk mintlemek için. Ha 1 milyonluk ya da 5 milyonluk da mintleyebiliyorsunuz. Ama bunları mintlemeye değmiyor çünkü çok ucuz bunların fiyatları. Direkt 10 milyon 10 milyon yapmak daha mantıklı. Buraya geliyorsunuz, mint'e basıyorsunuz. Buradan size zaten Metamask'ınızı soruyor. Tıklıyorsunuz. Tabii şu an ben oyuna biraz beklediğim ve geç girdiğim için bunu bir sayfayı yenileyim.
O NFT kısmı bazen oyunda burayı kullanmaz ve fazla beklerseniz takılabiliyor. Mutlaka sayfayı bir refresh etmeniz gerekiyor. Bu oyun, bakın şurada hatta size de göstereyim. Şu an burada biriken Matiçlerin. Bakın şu an 73 Matiç, yaklaşık 50 dolar var. Yani bunun 50 doların 30 doları falan sadece buradan şunları mint ederek satmayla elime geçen para. Öyle düşünebilirsiniz. Bir ayda bir aydan işte belki biraz daha fazladır. Resource kısmına geliyorum tekrar. Mint diyorum. Odunu seçiyorum. Mint'e basıyorum. Metamask'ı seçiyorum. Ha, ben doğru. Mint etmişim zaten. 8 saat geçmemiş. Bakın 8 saatte bir yaptığı için şu an kabul etmiyor. Diyor ki sen zaten yaptın kardeş, paranı aldın. 8 saat sonra gel diyor. Şu an ben tabii ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. Birkaç saat sonra bir daha denerim. Yani günde 3 kere bunu mint edip satabiliyorsunuz. Diyelim mint ettiniz. Nerede satabilirsiniz? Burada OpenSea diyor, burada Playdep diyor ama bu ikisinde de satılmıyor. En aktif satılan yer bu mintlediğiniz şeyler. Hemen göstereyim. Tofu NFT diye bir NFT platformu var. Burada bu oyunun hatta açalım şuradan League. League of Kingdoms itemlarına gelelim. Bakın buraya girdiğinizde zaten onaylı bu gördüğünüz gibi. Burada ne kadar mat için döndüğü volümü işte kaç 4000 küsür işte 2500 isteleme falan filan trade adedi falan. Yani aktif herkes şu an alıyor bu oyunun NFT'lerini. O yüzden oynadığınızda satabiliyorsunuz. Şimdi ben bakın burada diyelim ki şurada Matiç'e göre bunu poligon ağında kullanın. Ethereum'da da var ama yani Ethereum fiilleri zaten çok pahalı. O yüzden Matiç olarak kullanın. Ben düşükten yükseğe göre sıralayayım. Şurada da fixed price, sabit fiyatlı olanları yapalım. Bakın 1 milyonluklar 0.028 Matiç için 0.02, yani çok düşük ücretlere gidiyor. Gelelim aşağı doğru. Bunlar eskiden daha da yüksek gidiyordu. Biraz daha düştü aslında ücretler. Bak 5 milyonluklar 0.15 Matiç'e falan gidiyor. Geçelim. 10 milyonluk bir NFT yarattığınızda mesela bakın buradan başlıyor. Odunu mesela 0.23 Matiç'ten, altını 24, işte bunlar 24. Gerçi şu baştakiler zaten çoktan satılmış oluyor. Yani buradaki sayıya bakmayın. Siz bir tık daha üstüne koyabilirsiniz. Mesela çoklu gelmeye başladığında bakın bunlar ha buradan itibaren bakın genelde insanlar 27'ye koymuş. Bazen bu satıldıkça 30'a da çıkabiliyor, 23'e de düşebiliyor falan filan. Bu şekilde geliyorsunuz. Buradan NFT'nizi satabiliyorsunuz. Satışa koyabiliyorsunuz ve alınıyor. Hatta ben kendi profilimden de hemen göstereyim. Ben NFT'yi mintlemiş ve satmışım. Şu an aktif burada yok. Sabaha artık herhalde bir NFT yaparım ama şuradan aktivitelerden göstereyim. Bakın en son kaçtan? 0.25 Matiç'ten 10 milyon şey satmışım. Ne derler? Taş satmışım. İşte 0.3 Matiç'ten ne satmışız? Yemek satmışız. İşte food satmışız. Altınlar var, odunlar var vesaire vesaire. Bakın kaç sayfa gidiyor. Yani baya baya buradan çok temiz. Bakın herkes de alıyor. Yani 0.28 Matiç de tabii Matiç bugün değeri düşük ama ben tabii şunları mesela şu an satmıyorum. Çünkü Matiç 1,5-2 dolarlara geldiği zaman da oldu. Şu an çok düşük bir seviyede Matiç. O yüzden ben direkt buradan zaten bana Matiç geldiği için direkt MetaMask hesabıma zaten aktarılıyor. Buradan satın aldıklarında direkt buraya yansıyor. Doğal olarak ben Matiç olarak hesabımda tutuyorum. Matiç çıktığı zaman bunları satacağım. Yani şöyle düşünün. Şu an 0.30 Matiç herhalde 20. Bakalım hatta en son sattığımızdan bakalım. Birinci sayfaya geri dön. Ne kadardan? Ben 0.17 dolara kadar düşmüş bakın. 0 bir önceki 0.21'den satmışım. Tabii Matiç ile alakalı bir durum. Gerçi biraz da yüksekten sattığım için de. Yani 0.3 ortalamayla gidiyor da ben işte bazen düşük hızlı gitsin diye satabiliyorum. Diyelim ki 0.20 şu an Matiç tabii çok düşük olduğu için günde 3 tane yaptınız 0.60 0.70 falan diyelim ortalama neredeyse ne ediyor 1 dolar deseniz 15-16 lira eder, bu da 7-8 lira para eder, günlük getirisi yani 30'da çarptığınızda 250-260 lira, ki bu dediğim gibi Matiç şu an çok düşük fiyatta, yani 0.60-65 sent falandı Matiç'in fiyatı şu an bilmiyorum ama dolayısıyla yarın öbür gün Bitcoin çıktığında zaten bu 0.21'iniz otomatik Matiç 1 dolara geldiğinde tekrar 0.40 olacak. O zaman 3 ile çarptığınızda neredeyse günde 1,5 dolara yakın, 1,2-1,3 dolara yakın kazanıyorsunuz. Ayda 30-35 dolar. Dediğim gibi Matiç'in en iyi olduğu zamanlarda da 45-50 dolarlar falan kazanabiliyorsunuz. Oy, yoruldum. Ne konuştum be. Velhasıl kelam, çok da uzatmıyorum.
Mutlaka bu oyunu, yani vakti olan insanlar, bakmak isteyen insanlar bu oyunu zaten çok basit tarayıcıdan oynanabiliyor. Bir şey istemiyor, ekran kartı vesaire hiçbir şey yok. Sadece geliyorsunuz, Gmail'inizle bağlanıyorsunuz. Gmail ile bağlandıktan sonra gelip şurada mutlaka her şeyi bağlamanız lazım. MetaMask adresinizi buraya bağlamanız lazım. Burada bir onay istiyor sizden, sonra MetaMask'ta kabul ediyorsunuz. Bunu telefondan yapamıyorlarmış. O yüzden bu oyunu bir kere bir PC'den MetaMask'ınıza bir kere bağlantıyı kurun, sonra mobilden oynamaya devam edebilirsiniz. Sorun olmaz. Bunu yapıyorsunuz. Kalenizi geliştiriyorsunuz. Mutlaka bir klana üye olun. Mesela ben şu an şu Alliance kısmı var mesela. Bakın burada bizim klanın şu an en tepedeki klan C24 sekmesinde, yani sektöründeki ya da dünyasındaki diyelim. Ben en yüksek klandayım şu an. Biz birinci sıradayız. İşte altımızda diğer klanlar geliyor. Dolayısıyla savaşlarda daha güvenli oluyorsunuz. Kimse size saldırmıyor vesaire. Siz de arkada bedavadan bu resursları kasıp kasıp satma imkanı oluyor. Yani oyuna girdiğinizde bir sürü klan göreceksiniz böyle. Bakın burada da milyon, yani milyon abartı olur tabii de, onlarca klan var. Ama yüksek klanları davet atın mutlaka. Zaten şuradan gelip üzerlerine tıkladığınızda şuradan mail atabiliyorsunuz klan liderine. Mail atabilirsiniz, katılmak istiyorum vesaire gibi. Butonları göstermek gerekirse de bu şurada hemen zaten şu kaleye giriyor. Burada size mesaj atanlar, klandan mesajlar ya da oyunun size attığı mesajlar oluyor. Şurada personel mesajlar var. Mesela klan lideri bir şeyler yazıyor arada falan filan. O buton şu mesaj butonu. Bu inventörde oyun size arada hediyeler, işte yaptığınız şeylere karşılık bunları veriyor. Bunları kullanabiliyorsunuz resource olarak. Gelip burada kullan diyorsunuz, artıyor. Mesela örneğin bakın şu an 8,8 milyon benim bundan varmış. 3 adet basayım, birer milyondan 11 milyon olacak. 11,8 milyon oldu gibi gibi. Bunu oyun hediye edebiliyor arada. Yani yaptığınız savaşlara bağlı olarak. Onunla anlarsınız oynadıkça. Bu olanları oynadıkça anlarsınız. Hepsini anlatmayacağım. Çok uzun oldu herhalde zaten. Questler var, günlük görevleriniz var. Günlük görevleri yapın mutlaka. Ondan işte buradan da resource veriyor. Bakın 36 bin ilk şeyinden veriyor. 60 bin ikincisinden. Finalde de şu şeyden veriyor. Onu da nerede kullanıyorsunuz? Bakın onu da gelip burada Trading Post diye bir yer var. Buradan gelip şu VIP kısmına tıkladığınızda bakın buradaki elmaslar buna yarıyor. Mesela buradan gelip o elmaslarla resource satın alabiliyorsunuz ve bu aldıklarınızı satabiliyorsunuz daha sonra. İşinize yarar. Yani bu oyunda yine oynadıkça nereden kazanıldığını da anlarsınız. Dediğim gibi buna çok uzun uzun anlatmayacağım. Alliance sekmesine mutlaka katılın. Bir yerlere, burada insanlar ev yapıyor. Help'e basıyorsun. Yani çok basit butonlar zaten. Çok da uğraşmıyorum. Tamam, daha da uzatmıyorum. Dediğim gibi bunları, bu oyun gayet güzel getirisi olan, benim de 2-3 aydır test ettiğim ve oynadığım, başta hatta heyecanla oynadığım olan klan savaşlarına da gireriz, şunu da yaparız falan filan dediğim, sonradan birkaç savaşta da boşuna asker kaybedip resource kaybedip ulan dedim gerek yok bunlarla, ben oyunu en basit şekilde oynamaya devam edeyim. Kendi yerlerimi geliştirdim, 27 level yaptım. Daha sonra da buradan maden kazarak, günde bunları zaten, yani günde çok güzel maden kazabiliyorsunuz zaten, 20 levele falan gelirseniz zaten otomatik 6-7 milyon falan işte taş falan kasabilirsiniz bir günde. Yani bunu her gün mutlaka size satacak 2-3 tane buradan mint edebilecek kadar biriktirme şansınız oluyor. Ama önce o levele gelmeniz lazım. O da biraz vakit alır işte. Dediğim gibi birkaç haftanızı verirseniz oyuna, ona da yani 7-8 saat oynayın demiyorum. Girip sadece günlük birkaç işlem yapın. Birkaç hafta oynayın, kalenizi geliştirin. Sonra buradan resource'ları toplayıp ve şu NFT bölümünden gelip dediğim gibi NFT'ye çevirip daha sonra şu Tofu NFT'den gelip satın. Gayet dediğim gibi güzel kazancı var. Burada da bu oyunun, yani şu bakiyenin yarısı bu oyunundur. Diğer oyunları da, birkaç oyun daha var oynadım. Onlarda da güzel gelir var. Onları da anlatacağım. Bu videoluk, daha da fazla uzatmayayım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin size de.